Bugün eski tahtalardan çok güzel bir geri dönüşüm videosu hazırlayacağız. Atölyemde bulunan eski tahtalardan ne yapabilirim diye düşünürken aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu eski tahtalardan bir tanesini alarak güzel bir şekilde zımparaladım. İyice pürüzsüz olması gerekiyor. Zımparalama işlemi bittikten sonra bir kağıda geyik boynuzuna benzeyen bir şekil çizdim. Bu şekli makasla keserek bir kalıp elde edip zımparaladığım tahtanın üzerinde şeklini çizmeye çalıştım. Tahtanın iki ucuna da aynı şekli çizdim. Tahtanın iki ucuna da çizmiş olduğum şekli dekopaj yardımıyla kesip çıkarttım. Benim kullandığım tahta çok kuru ve biraz da kalın. O yüzden dekopaj testeresiyle keserken biraz uğraştırdı. Aslında daha ince tahta kullanabilirdim. Ama kesinlikle tahtanın kuru olması gerekiyor. Yaş tahta bu işlem için olmaz. Tahtayı kesme işlemi bittikten sonra kestiğim yerleri yine zımpara yaparak ovalleştiriyorum. Zımparalama işlemi bittikten sonra tahtanın üzerine zeytinyağı sürüyorum. Herhangi bir şekilde vernik uygulamıyorum. Tahtanın bütün yüzeylerine zeytinyağı uyguladıktan sonra bir gün bekletmek gerekiyor. Bir gün bekledikten sonra tahta zeytinyağını içerisine emiyor. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra atıl durumda olan tahta parçası çok güzel ve sağlıklı bir kesme tahtasına dönüştü. Üzerine herhangi bir şekilde vernik yok ve görüntüsü de çok güzel. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.